Şimdi annesi demiş ki, oğlum anacığım, sen git şu meydandan bana evelik otu, evelik otu topla getir. Hı hı. Neye niyet neye kısmet denilecek bir olay efendim. Evelik şimdi. Dedin değil mi? Dur evet evelik ya. Otu. Bak bakalım hangi yemekler yapılıyor, ben de merak ediyorum. Evet. Annesinin lord olması için evelik otu topluyordu. Ancak polislerin aramasına takıldı ve bakın giderken nasıl itiraflarla bulundu. Ota giderken. Allah aşkına benim bebeklerim lütfen. Karşısında polisler, ellerinde kelepçe, aklındaysa topladığı otlar vardı. Abicim evliliklerimi alabilir miyim? Anama ne cevap vereceğim ben abi? Suçumuz yok. Erzurum'da ekipler silahlı kavga ihbarı almıştı. Olay yerine gittiklerinde çevredekilere kimlik kontrolü yaptı. Allah sana azam vermesin devletine, emniyetine ama. Hakkında arama kararı olan Mikail Kaban da oradaydı. Lord olması yapmak isteyen annesi için evelik otu toplamıştı. Ailemize... Topladığımız yeşilliklerden dolayı geldik buraya. Poşetleri didik didik arandı. İlgi veriyorum, bu tarafa da araç göndermez. Evelik, Erzurum değil. Lord olması yapılıyor ya. Karakola götürülen 40 yaşındaki Mikail Kaban'ın tek derdi ise annesine vereceği hesaptı. Suçlu olarak karakola gidiyoruz. Anam için geldim buraya evelik toplamaya. Tamamen size Şimdi Bayburt işi var, bir de Erzurum işi var. Lord olması deyince ama ha. Şimdi iki şehri bir araya getirmeyelim karşılık karşıya. Onlar bir Bayburt diyor ki bizim Lord olmamız. Bizim Lord olmamız. Erzurum diyor ki bizim Lord olmamız. Burası Erzurum, buradaki evelik otu. Yani hakkında arama kararı olan Mikail Kaban da oradaydı. Az önce bir olay vuku bulmuş orada. Polisler de arama yerindeyken bir bakıyorlar orada anasına evelik otunu topluyor. Yani. Şimdi hayırlı bir... evlat mı diyeceğiz bu arkadaşa? Akıllı evlat mı diyeceğiz? Hayır yani eğer hayırlı evlatsa bu kadar arama kararı niye var? Ne yaptı ki? Eğer evet. Lord olması için evelik otunu değil mi? Toplayıp annesinin sözünü dinliyorsa ya da oğlum bir işe yara da git şu otları topla diyorsa burada hayırlı evlat. Tabii. Çünkü polisin gözetimi altında eller kelepçe var mı? Ben ama ne cevap vereceğim? Tersten falan. Hani böyle olursa bir sıkıntı kelepçeli haline görürsen vay efendim sen nasıl bir insansın? Ama evet. Sadece işte oradan giderken söylediği söz, abicim evlilik otlarımı alabilir miyim, anneme ne cevap vereceğim? Burada da hayırlı evlat. Hayırlı Hadi evlat. Bakalım işin içinden çık. Garip bir sentez oldu evet. Burada. Yani arama kararı varsa böyle halkımızın içinde nasıl dolaşıyor, o da ayrı bir mevzu. Aynen. Annesi bunu bilse, ki demek ki bilmiyor bir taraftan, ah evlilik evlilik diye yanarken aslında oğlunun arandığını öğreniyor, o daha beter. Ah evlilik, ah oğlum. Aynen. Evet. Üzücü bir durum gerçekten. Aynen. Büyük bir şok yaşamış olsalar gerek. Ama yani ben bunun bir anda böyle insanın aklına gelir mi? Hani böyle bir şey uydurulmuş bile olsa ne yapıyordun? Evelik otu arıyordun. Yani insanın aklına gelmez 40 yıl düşünse. Onun için bilmiyorum belki eskiden... Ben aranıyorum ama evelik otu da arıyorum. Onu da arıyorum Hadi aynı bakalım. Zamanda. Ne oldu evelik otları acaba? Hızlı bir manevra var orada. Tabii. Tabii eğer abimizin sözüne güveniyorsak. Ah evet. Anneciğime götürüyorum falan. Aynen öyle. Yalan dolan biraz uzatmış olmasının bence burada tiyatro sahnesini birazcık daha böyle farklı bir enstantane halinde. Çadır bizlere... tiyatrosu diyelim. Heh. Ona şimdi tiyatrocu arkadaşlar olmasını... vay efendim biz bas bağırmasınlar sevgi selam. Tabii ki canım. Erzurum'a da sevgi selam.